Heyecanlıyız çünkü Fatih Akın bizlerle. Onun 20 yıl önce çektiği İstanbul Hatırası bizim için hala çok değerli bir film ve şimdi onun üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. 2004'te Duvara Karşı yapmıştı Fatih Akın. Vizyona çıktığında hepimiz, bütün dünya çok büyük ilgi gösterdi. Hepimiz çok sevdik filmi, bağrımıza bastığımız filmlerden bir tanesi oldu. Sonra tabii bütün dünya, herkes Fatih Akın'dan yeni bir film bekledi heyecanla. Herkes uzun metraj bir kurgu film bekliyordu gene. Ama o çok sürpriz başka bir şey yaptı. İstanbul Hatırası ismini de verdiği ve bize İstanbul'umuzu bütün renkleriyle, coşkusuyla, eğlencesiyle, o müzikal atmosferiyle birlikte müthiş bir portresini bize sundu. Biz o zaman bu filmi çok değerli olduğunu zaten görür görmez anlamıştık. Ancak 20 yıl sonra hala şarap gibi başka bir değer daha kazanmış oldu bence film. Bugünden baktığımızda ben bir kere daha izlediğimde filmi biraz da hüzünlendiğimi hissettim. Çünkü her şey olduğu gibi İstanbul'da değişiyor, bir değişimden geçiyor. Dolayısıyla biraz bir melankolik bir bakışla bu filmi tekrar izledim. Bakalım yeni seyirciler bu filme karşı nasıl hisler besleyecek, onu nasıl izleyecekler, nasıl değerlendirecekler? Bunun merakı içindeyim. Ben yazarken çok melankolik bir yazı yazdım gazeteye ama şu anda yine aynı melankolik bir duyguyla Fatih Akın'a çok teşekkür ediyorum. Bu filmi bizim zihin hafızamıza yerleştirdiği için, zihnimize yerleştirdiği için, bu kütüphaneye eklediği için çok değerli bir film İstanbul Hatırası. Onun için teşekkür ederek ben hemen başlamak istiyorum Fatih Akın'la muhabbetimize. Evet, Duvara Karşı dedik. Ben filmi ilk izlediğimde sanki şunu hissettim. Duvara Karşı'nın Beyoğlu sahneleri Fatih Akın'ı bırakmamış ve geri dönmek istemiş. Bu duyguyla mı başladın İstanbul Hatırası'na, ya da İstanbul Hatırası'na girmeyi, böyle bir projeyi çekmeyi seni ne yönlendirdi? Neydi yola çıkış amacın? İstanbul Hatırası duvara karşısız olmazdı. O duvara karşının bir uzunluğu, bir ekstrası, bir kamera arkası gibi bir şeydi. Veyahut da şunları da anlatamadım tam istediğim gibi, bir film daha ekleyeyim. Çünkü her şey o dönemde müzikle başladı benim için. Yani buraları keşfetmek falan müzikle başladı bu. Bu müziği ama Almanya'da keşfettim. Burada değil. Yani daha doğrusu bak, 1999'da burada ben Temmuz'dayı çekmiştim. Evet. Orada bir Alman ekiple geldim buraya ama bizim Türk ekip çalışanlar da vardı, işte şoförler, ışıkçılar falan. Hele şoförler veyahut da set yardımcıları. Onlar böyle genç genç tiplerdi. Ve onlar o dönemde Brooklyn Funk Essentials'ı dinlediler. Brooklyn Funk Essentials ve Lacho Taifa. Onlar beraber bir CD albüm çıkartmışlardı. Ondan sonra o müzikleri bayağı kullandım ve orada ilk defa bu melanşı dinlemiştim. Yani Batı müzikle Türk müziğin melanşı, yani bir araya getirici, karışımı. O çok ilgimi çekti ve çok da hoşuma gitti ve bu benim yani. Ben neysem eğer, bu müzik sanki onu biraz ifade etti. Ve araştırdım tabii, yani böyle kimler yapmış bunu, kim bunlar, hangi label, işte ondan sonra Double Moon, Babylon falan, onları buldum pozitif. Onların CD'lerini almaya başladım. Ve daha fazla müzikler keşfettim. İşte Selim Sesler, ondan sonra Burhan Öcal'lar, İlhan Erşahin'ler, kimler varsa. Eğer onları böyle biriktire biriktire, onlar işte bu müziklerin bir bölümü Duvara Karşı'ya yolunu buldu. Duvara Karşı'nın konsepti zaten şuydu yani. Batı punk müzikle Türk arabesk müziğin aynı duygusunun paylaşması. Evet, müzik çok önemli senin filmlerinde zaten. Müzik tutkun filmlerinde de çok kendisini gösteriyor. O yüzden de böyle bir yola girmen, böyle bir film çıkartman çok da sürpriz değil aslında, ama hani Duvara Karşı'dan sonra olması tabii ilginç olmuştu. Tabii, yani bazen bir takım yönetmenleri takip ediyorum. Böyle bir filmle bir uluslararası başarı yakalıyorlar bir festivalde falan. Ondan sonra hemen bir uluslararası projesi yapıyorlar. Amerika'ya gidiyorlar, İngiltere'ye gidiyorlar falan.
benim öyle bir o rüzgar beni oralara esmedi. Yani öyleyse böyle bir sanki böyle bir kendi seçim de değildi bu filmi yapmak. Yani bu İstanbul hatırasını yapmak o çok içimde olan bir şeydi. Ve dediğim gibi bir sürü müzikler toplamıştım. Onlar duvara karşıdaki filme ekleyemedim. Bu müzikleri şimdi nasıl ne yapacağım? O dönemde işte 2000'lerin başları buralarda böyle bir pioneer hissi vardı. İstanbul'da, hele Beyoğlu'nda. Evet. Yani her şey olabilir, Avrupa'ya gireceğiz, her şey özgür olacağız. Yani böyle bu ülkenin tabii kendine ait bir hikayesi var. 2000'lerden evvel. Bir de 99 depremi sendromunu yeni yeni üstünden atıyordu. Kriz vardı, ekonomik kriz vardı evet. 90'ların sonunda. Ya bir de tabii bir sokaklarda bir coşku, bir heyecan vardı. Evet. Onu çok iyi yansıtıyor zaten. Bir özgürlük vardı evet. Böyle. Bir... Ne kadar sürdü çekimler o zaman? İstanbul Hatırası'nın çekimi. Evet. Aslında çabuk geçti. Bak biz yani Şubat'ta festival vardı, Berlinale Festivali. Orada altın ayı kazanmıştım. Evet. O rüzgarla buraya geldim. O zaten benim için böyle bir şey gibi, bir bilet gibi bir şeydi. Yani böyle işte o Sezen Aksu'lar, Orhan Gencebay'lar falan. O biletle girebildim. Buraya yani bütün o film yani o başarı bir sürü kapılar açtı bana. Bir sürü yani kapıların arkasına bakabildim. Hele burada. Bir sürü pencerelerin arkasına bakabildim. Neler varmış. Bir sürü arka odaların arkasına bakabildim. Aa bu da mı varmış falan. Yani o çok ilginçti ve o gördüklerimi tabii o filmle yakalamaya çalıştım. Yani onu daha az yönetmen gibi değil de bir avcı gibi veyahut da bir fotoğrafçı gibi yaptım. Yani bir anı gördüm, pat yakalayayım. Orada bir an var, pat yakalayayım. Şurada birisi müzik çalıyor, hemen oraya giderim falan. Ve bir his vardı sokaklarda. Bir duygu vardı sokaklarda. Ve o duygu böyle çok kuvvetli bir duygudu. Ve onu yakalamaya çalıştım filmde. Yani çok doğaçlama çıkan şeyler de var o zaman filmde. Zaten buna inanan var. Bir yönetmensin normalde. Değil mi? Var. İçgüdüsel bir akıntıya kapılmak hissi filmlerinde zaten koruduğun bir his. Burada da vardı sanıyorum. Zannediyorum ki yani yönetmen olarak yani öyle takıldığın zaman benim için daha fazla değerli. Aslında öyle olmak istemiyorum. Yani böyle bir ses var. Yok Hitchcock gibi olman lazım. Her planla böyle Fincher gibi olman lazım. Her şeyi evvelden kurman lazım. Öyle çıkmaya çalışıyorum aslında yola. Ama ondan sonra yine de sonuçta cazcıyım. Heyecan. Ama şey önemlisi aynı şeyde kalmak. Aynı scale'de kalmak. Yani işte A'dan mı gidiyoruz? Tamam A'da kalalım. Doğaçlayabiliriz ama hep A'da kalalım. Evet, bu evet. Önemli. Tabii o dağı kaybetmemek. Tabii. Seyirci var çünkü sonuçta. Peki mesela Amelie filmini çeken Jean-Pierre Jeunet demişti ki o zaman. Ya siz tersini görüyorsunuz ama Paris bize hiç yardımcı olmadı demişti. Mesela çok şaşırmıştım. Yani çünkü çok full Paris filmi ya. Paris'te çok yardımcı olmuş gibi gözüküyor film boyunca ama mesela oradaki esnaflarla bile sürtüşmüşler sürekli. İstanbul sana yardımcı oldu mu çok, bu filmde? Çok. İstanbul yani resmen bir gizli sevgili gibi, bir abla gibi bir koruyan bir şey vardı benim burada. Yani bu sokaklar beni sevdi. Bu sokaklar beni korudu. Yani ne kadar sokaklar ne kadar karanlık olsa da bile O sokakların karşıma geldiğim sevgiyi hep hissettim yani. Zorluk anlamında ne yaşadın mesela? Hani böyle bir şey ya şu izinleri almak zordu, burada çekim yapmak şöyle zordu falan gibi dediğin bir şey oldu mu? Şu anda şu sıralar çok set var İstanbul'da ama kendi zorluğu da yaşanıyor yani. Aslında yani fizikal zorluk haricinden... Yani sabahtan çıkıp kameralarla, ondan sonra işte gecenin ortasına geri geldi falan kameralarla. Yani ben o yaz 20 kilo kaybetmiştim. Vay. 20 kilo. Yani ben 78 kiloyla geldim buraya Mayıs'ta ve 68'le yani döndüm. Olmuş. Yani evet iyi oldu. Yani, öyle de yani iyiymiş falan böyle çalışmak, evet. Ayakta kalmak, kamerayı omuza almak falan. Yani sıcaktı tabii de. Sıcak bir yazdı. Evet. Yani fiziksel anlamından bayılmıştım ben yani bir yorgunluktan. Yani çünkü çok enerji kaybetmiştim. Ben bu filmde senin kendini gizlemeni de seviyorum. Gözükmüyorsun hiç filmde. Normalde yani böyle bir film içinde yönetmen kendini bir yerden sokuşturuverir. Bir yerde gözükür. Bir şekilde biriyle konuşur ya da kendi sesini duyurur. Yani
Bu hep başından beri böyle bir planla mı yola çıktın? Sevdiğim belgeseller var tabii ki. Yani kendi örnek aldım belgeseller. Yani beni ne bileyim... Scorsese'nin ne bileyim... O gözüküyor ama Scorsese'nin belgeselleri onlar yine farklı. Hele yani son yaptığı belgeseller. Onlar daha fazla ve bunu sakın eleştiri olarak söylemiyorum. Onlar daha fazla ama böyle hocalık, lecture. Yani Michael Powell'a o anlatıyor. Elia Kazan'a o anlatıyor. Rolling Stones'ları o anlatıyor. Benim belgeselin gelişmesi o yine farklı. O daha fazla böyle ne bileyim Ken Burns'ler falan. Evet evet. Yani örnek aldığım film o dönemde şeydi. When We Are Kings. Leon Gaston filmi. Evet. O beni çok etkilemişti. O filmin enerjisi. Orada da yani Leon Gaston'lar falan yoktu. Ve o da doğalaşma oldu. Onlar çünkü o müzik festivali çekmek istediler Afrika'da. Ondan sonra işte 20 sene sürdü o telif hakları almak için. Ondan sonra dediler ki ama Muhammed Ali daha ilginç. Muhammed Ali daha fazla Muhammed Ali katılım. Ya şunu da anlatayım Muhammed Ali hakkından. Daha fazla bir Muhammed Ali filmi oldu. Şeyde, kurguda. Kurguda oldu. Peki bütün planlamayı yaptın, öyle mi girdin? Bütün sanatçıları sıraya dizip falan. Bunu nasıl planladın? Bu sanatçıları bir araya getirmek, onların takvimine uyumak falan da kolay değil. Yani o işte fiziksel zorluklar evet. Onlardı yani bahsettiğim. Kafanda bu da olsun, bu da olsun deyip de görüşemediğin sanatçı oldu mu? Tabii. Bir takım isimler var. Zaten filmin sonunda yazıyor onlar. Cem Karaca. Cem Karaca, evet, Barış Manço. Yani Müslüm Gürses'i çok isterdim aslında. Evet, evet. Ona biraz üzüldüm. Yani Ahmet Kaya falan. O tür yani çok daha fazla isimler de vardı. Vardı. Yani çünkü aslında nereden ne yapsan eksik de kalacak bir hikayeye girişiyorsun sonuçta. Ama sanıyorum saatlerce bir çekim yapıldı ve 100 saate yakın filan herhalde bir malzeme vardı. Çok zordur onu da kurgulamak. Kurgu meselesi de ne kadar sürdü? Kurgu sürdü. Kurgu bayağı bir sürdü. Yani böyle bir 6 ay falan sürdü. Ve montajcım Andrew Broad bütün filmin kurgunu yapan montajcı bana 2 gün evvel şunu dedi. Çünkü film Almanya'da da Mubi çıkarttı sinemalara. Biz de bir küçük bir tur yaptık. O da filmi yine izlemişti. Dedi ki bana, bak dedi bu filmle ilk defa kurgucu oldum dedi. Yani bu film sanki böyle benim yani üniversite sınavım gibi bir şeydi yani. O filmden sonra dedim ki tamam ben bu işi yapabiliyorum falan. Yani bu film çok yani... Ya çünkü çok uğraşılmış bir kurgu var evet. İçinde. Böyle minik o kadar fazla kat var ki değil mi? Yani o evet. Yüzden de bir belgesel için fazla... Yani uğraşılmış gibi bir kurgusu var yani. Bu da çok değerli bir katkı. Hem filme hem de senin sinemana diye düşünüyorum. Yani şimdi mesela burada şu sanatçı da olsa bu sanatçı da olsa diye düşünürken Tarkan'ın ismi geçiyor mesela. Ben hatta düşündüm keşke mesela biraz pop kısmına da kayabilirdi. Her tür müziğe girip çıkıyor film. Mesela Tarkan'ın da olması enteresan bir pop penceresi de açabilirdi. Bugünden baktığın zaman mesela böyle bir ya evet şu kısımda şunu da yapabilirdim dediğin bir noktası var mı filmin? Tabii yani pop yani Türkçe pop. Çünkü o sıralar biliyorsun 90'larda altın dönemiydi Türkçe pop'un. Sonra oralarda bile hala şeydi 2000'lerin başlarında da hala iyiydi yani Türkçe pop. İyi gidiyordu. Her yer Türkçe pop çalarak eğleniyordu filan. Sanki birazcık buraya da girebilirdi film diye düşündüm. Bak sen demin şunu dedin ya yani sen gözükmüyorsun filmde. Evet. Aslında ben şöyle gözüküyorum filmde. Yani hangi müzikleri seçtim ve hangi müzikleri ya, seçmedim. Tabii ki, evet. Yani tabii ki bir anda tabii kendim filmde olmamak bir mesafe yaratmak istiyorsun. Çünkü belgesel yapıyorsun mesafeli bakmaya çalışıyorsun işe bir yandan. Aynı zamanda tabii benim dinlediğim müzikler vardı veyahut da sevdiğim müzikler vardı. Ve o zamanlar... Çok sıcak bakmayan müzikler vardı yani o zamanlar ben ne bileyim belki ticaret tükenmiş falan diye bakmışındır işe. Zannediyorum ki o yüzden bazı takım isimler yok ama yani Türkçe popu yani şimdiden baksam ve diğer poplarla karıştırırsam çok değerli bir pop, çok farklı bir pop. Yani nasıl İngiliz pop vardı ya 80'lerin evet, başında. Tabii. Ona benzer bir poptu aslında Türkçe pop 90'larda evet, ve 2000'lerde yani.
Onları şimdi yeni keşfediyorum 90'ların popları. Ama çok öngörülü yaklaştığın bir şey var. Mesela Duman şimdi daha da büyüdü. Ceza o zaman daha bir albüm yapmıştı, Rapstar ve çok iyi bir çıkış yapmıştı. Ki mesela hip hop müziğe ilk bakan Türkiye'deki ilk belgeseldir bence İstanbul Hatırası. Ve gene öngörülü bir şekilde Ceza'nın çıkışını da işaretledi aslında film. Çünkü daha sonra sonra bir sene sonra filan yerli plakayı çıkardı. En iyi hip hop albümü bence Türkiye'de. Ceza ile yolun nasıl kesişmişti? Yani şimdi Almanya'da mı dinlemiştin onu mesela ilk defa? Yok burada. İlk defa burada. Bak şimdi yani Almanya'da born and raised, yani doğma büyümesin ve bir büyük şehirde yaşadıysan eğer bir şey olarak bir göçmen ailen gelen hele Türk tabii ki mutlaka hip hop'sinin sosyolojisinde böyle çok önemli bir şey var yani. Zaten kartel vardı değil mi 90'larda? Kartel vardı ama yani böyle işte Amerikan hip hop'u yani azınlığın müziğiydi. Azınlığın bir ifadesiydi. Yani böyle radyoda veyahut da haberlerde dinlemediğin şeylerin haberlerini hip hop veriyordu o zamanlar. İşte buradaki hayat şöyle, bunlar geçiyor, bunların haberiniz var mıydı falan. Tabii bu aynı zamanda true crime dinlemek gibi bir şeydi. Aynı zamanda süper cool bir şeydi. Ve büyük şehir kültürü, popüler kültürü. Ve azınlıkların yani ne kadar azınlık varsa dünyada, yani veyahut da ne zaman poetry yani fakirlik varsa eğer, hip hop hep kalacak. Evet. Bu bütün dünyada bu. Yani çünkü aslında böyle şeylerin yani outsiders'ların, bırakılmışların müziği. Bu favelalarda böyle, bu ghetto'larda böyle. Burada da bu böyle. Hı hı. Ondan sonra tabii ki o yüzden hip hop'a pop'tan daha fazla bir bağlantım vardı, bir yakınlığım vardı. Ondan sonra Ceza'yı burada keşfetmek, dinlemek şey oldu tabii böyle yani tamamen bakışımı Türkiye'deki bakışımı bu da varmış. Hip hop Türkiye'de varmış. Yani bizim nasıl hip hop orada varsa o burada da var ve oradaki rapçiler daha erken başladı Almanya'daki. Ama hep böyle bir belli bir alışveriş, fikir alışverişi vardı buradaki rapçilerden. İşte göçmenler, karteller falan buraya geldiğin zaman onlar burada bir kıvılcım bıraktılar. Evet. Yani o Almanya'dan gelen bir kültür aslında. Yani bu benden gelen bir kültür. Evet. Ya filmin böyle bir katkısı oldu hip hop kültürüne Türkiye'deki. Evet. Bir de yani gerçekten biz de Türkiye'de de hip hop varmış olduk yani evet. Bir anda. O zaten filmin en başarılı olduğu yerlerden birisi bu sokağa açıldığı sahneler. Tamamen sokağın trafiğini, duygusunu ve atmosferini, coşkusunu, eğlencesini çok iyi veriyor film. Yani bunu bir uzun metraj filmin içerisinde belki bu derece iyi çıkamayabilirdi ama belgesel bunu çok iyi yapıyor. Bir de tabii çok değerli sanatçılar mesela Aynur gibi bir sanatçıyı da geniş bir yer alan açarak bize gösteriyor. Mesela o zamanlar da sorun vardı. Aynur bir türlü istediği sahne performanslarını çok veremiyordu. Gelgitli bir şeyi vardı, kariyeri vardı. Bugün de hala maalesef öyle. Aynur'u filme dahil etmek bir risk miydi senin için o dönemde? Onu hiç risk olarak düşünmedim. Hı-hı. Yani ben onun müziğini çok sevmiştim. Onu Orient Expressions ile buldum. Orient Expressions grubunda, projesinde bir sanatçıydı yani böyle bir konut sanatçıydı. Vokal yapıyordu. Evet. Ve işte Orient Expressions'la buluştuğum zaman Aynur'u gördüm. Merak ettim. O çok yani şey olarak elektriği bana çekici geldi. Müziğini dinledim, sesini çok beğendim. Ondan sonra Alexander Hake'yi gösterdim. Hake dedi ki bunu biz bir gün hamama gittik biz. Burada şurada bir şeyde tarla başında bir hamam var. Eski hamam. Böyle ne bileyim yani böyle şeyli bir yer yani. Mekan bakmak yer. Için değil, kendiniz gittiniz. Evet, kendimiz gittik. Evet. Ondan sonra gittik oraya. Hakikaten ben ondan sonra baktık buranın akustiği ilginç. Ondan sonra işte alkışladık falan böyle akustik iş yaptık. Ondan sonra dedi ki Aynur'u biz burada yapalım. Hake dedi onu.
Bak ben sana onunla ilgili bir hikaye anlatayım ve bir şey gibi olmasın yani. Gösteriş gibi, biraz gösteriş gibi. Olsun. Scorsese filmi seyretti. İstanbul Hatırası'nı ama eskiden. Ne zaman? Ve Berlin'e gelmişti bir kere şey, Rolling Stone filmle, Shine a Light'la. İşte beni de davet ettiler. Filmden sonra böyle bir kokteyl vardı bir otel lobisinde. Gittim oraya eşimle beraber ve Stones'lar yoktu, bir tek Keith Richards vardı. Keith Richards, Scorsese ve ben orada oturuyoruz. Ondan sonra Scorsese Keith Richards'a diyor ki, bak bu bir film yaptı, bir Kürt sanatçısı bir hamamda bir parça söylüyor, siz de bunu yapın diyor. Allah. Rolling Stones olarak. Bana biraz Zuguyar geldi o an. Çok harika bir sahne yalnız. Evet yani. Vallahi. Ya tabii çok eşsiz performanslar var filmde. Aynur'unkisi gibi. Orhan Gencebay'ı nasıl ikna ettiniz canlı performansta? Hep öyle bir o anlamda bir sınırı vardır, istemez. Filmde de söylüyorsunuz bunu zaten, o yüzden rahatça söylüyorum. O eşsiz bir performans filmin içinde. Onu nasıl ikna ettiniz? Merak ediyorum. Bir dediğim gibi hani o başarıdan sonra böyle bir biletim vardı ya, bir film ticketim vardı ya, oraya giriş oraya çık falan. Duvara karşı sayesinde evet, diyorsun. Evet, yani. Bir o anda ve ne bileyim adam bir anda böyle kendi babamı hatırladı biraz. Çünkü tarihçi, marihçi falan. Öyle yaklaştı. Evet. Yani. Ondan sonra tabii babamdan aram iyiydi diye. Biliyordum yani how to handle the guy. Yani nasıl böyle adamla takılacağım falan. Sevdi beni. Yani öyle ikna edebildik. Ama çok şeydik yani. Alexander Hakkı ve ben böyle çok gergindik. Gergindiniz. Böyle ter içinde kaldık böyle. Adamı ikna edebileceğiz mi? Adam önemliydi yani o film için. Evet. Çünkü işte Baba Zule demişti yani bizi en büyük etkileyen kişi isim olarak Orhan Gencebay dedi. Ben dedim ki tamam bu şeylere gitmem lazım yani etkilere de gitmem lazım. Evet zaten o Baba Zule gibi bir takım sanatçılar belirlendikten sonra onların köklerini de araştırarak. Erkin Koray değil falan. Mi? Oralara doğru bir dönüş yapıyor filmde. Evet Müzeyyen Senar falan. Tabii. Yani şimdi Sezen Aksu'ya tabii gelince benim filmde en sevdiğim performans oydu. Bilmiyorum seninki hangisi? Öyle bir ayrım yapabiliyor musun? Tabii Sezen öyle bir ayrım yapıyor. Bunlar hepsi benim çocuklarım. Hepsi benim çocuklarım. Evet. Ama yani tabii Sezen'in anlamı benim hayatımda bir farklı bir yerde. Yani Sezen'i şöyle ikna ettim. Bir backstage dedik. Konser vermişti açık havada. Ondan sonra bize 5 dakika verdiler. Sezen değil, ekibi. Böyle bir büyük bir ekibi vardı etrafında böyle. Tabii. Tamam mı? Böyle şey gibi, kraliçe gibi bir kişi. Ondan sonra birisi, yani böyle bayağı böyle kişi falan vardı. İşte onların hepsini oradan geçmek, böyle bir bilgisayar oyun gibiydi yani. Bunu da geçmemiz lazım, şunu da geçmemiz lazım. Evet. Ondan sonra sonunda Sezen'in karşısındaydı. Sezen oturuyordu böyle. Ya, bir şey, bir sandalye yani low bayağı. Başka bir sandalye yoktu. Ben de çömeldim onu. Bak dedim, Sezen abla mı, Sezen hanım mı ne diyeyim. Ben 13, 14, 15 yaşında hep böyle çok mutlusuz aşıktım. Yani hep kalbimi kaybettim böyle bir kızlara, kadınlara falan. Onlar da hiç karşı vermediler bana. Hep böyle mutsuz aşıktım hep. Ve bana tek teselli veren kişi, beni kucağına alan kişi, her şey o kadar zor değil anlatan kişi sizdiniz dedim. O yüzden siz çok önemlisiniz. Yani bu filmde olmanız lazım. Bu kişisel bir film falan. Tamam verin şu delikanlıyı istediğini dedi falan. Tam tipik Sezen Aksu evet, tavrı. Evet. Ya filmdeki o... Ondan sonra arkadaş olduk ama. Zaten bir kere tanışmak yeterli oluyor Sezen'le. Benim de onunla öyle bir anım var da o yüzden hiç unutamam yani. Bambaşka bir insan gerçekten de. Ve filmle girdiği anda... kendisini o kadar öyle güzel bir şekilde sunuyor ki çok içten bir performans olmuş birincisi o şarkı İstanbul Hatırası filme de adını veriyor. Özlediğimiz bir İstanbul'u anlatan eski bir şarkısı. Evet biraz hüzünlü evet. Evet yeniden düzenlenmiş bir şekilde ki bu düzenlenmiş hali daha da beğenildi film sayesinde. Çünkü Sezen'in vokali daha öne çıkıyor ve Hakem'i onun düzenlemesini yaptı. Alexander Hakem'i yeni bir düzenleme yaptı evet. Film için. Evet. O şöyle biraz zor oldu. Çünkü yani hiç proba mobaya vakit olmadı. Onu proba yapmak, görüşme yapmak dediğim gibi. Yani orada Sezen değil de Sezen'in
etrafı yani çok titizdi yani. Sizin zamanı çok değerli kullandılar ve tabii bizim o hangi albümde Sezen Aksu söylüyor albümde. Sezen Aksu söylüyor albümdendi 88 mi? Yok 88 değil. Öyle bir albüm de var 88'de. 89. 89'un albümü. Evet. Zaten benim Sezen Aksu'nun keşfettiğim albüm oydu. Çok güzel albümdür. Evet. Çok severim ben. Belalım falan var. Evet evet üzerinde. Onun olduğu işte. Zaten Belalım ilk kısa metrajında kullanıyorum. İlk kısa metrajım finalinde Belalım parçasını kullanıyorum. Gertürk miydi? Gertürk. Yok ondan evvelki sensin. Evet, sensin. Ha. Sensin. Evet. Zaten o da yani Sezen Aksu'dan gelen bir şey yani. Boynuma bağlayan şey sensin falan diyor ya. Evet. Filmin ismi oradan çıkıyor. Yani zaten her filminde var Sezen. Bir yani. Şey gibi yani böyle evet. Uğur plakası gibi bir şey yani. Peki o şarkıyı söyledikten sonra bir uzun bir bakışı var ya. Onu evet. O anda mı karar verdin, kesmedin yoksa onu planlamış o, mı? O bana verdi onu. O verdi bana onu. Tabii onu kesemezsin ki orada. Ama yani. Müthiş. Yani onu kesersin günah. Yani. Evet, onu kesemezsin evet. Ya. Evet. Yani tüylerim diken diken oluyor o sahnede. Yani onun o bakışı falan. Ya bir de o İstanbul Hatırası o zaman da hani bir nostaljik bir şeyi vardı. Şimdi bugünden bir daha o filmin içerisinde bunu seyredince insan çok başka bir hüzünleniyor. Yine şimdi senin filmin de eski bir İstanbul'un hatırası oldu müzikle birlikte. Film İstanbul Hatırası oldu resmen. Yani. Ama ben filme aslında çok hüzünle bakmıyorum. Yani ben ondan korkuyordum. Şimdi restore ederken filmi zannettim ki ben çok melankolik olacağım. Bu çok nostaljik bir şey olacak falan. Biraz endişesi vardı. Evet öyle işte Türkiye değişti, İstanbul değişti o zamandan bu zamana. Hı-hı. Yani bir sürü nedenlerle. Ve tabii ki biraz gergindim şey yaparken. Restorasyon sırasında. Ondan sonra film ilk defa geçen Aralık'ta festivalde oynadı şeydi. Kızıldeniz Festivali'nde, Suudi Arabistan'da. Restore edilmiş hali. İlk defa orada seyrettim film yani böyle bir seyirciyle falan. Hı hı. Ondan sonra iki şey, üç şey gördüm orada. Bir an Suudi Arabistan'ın genç nesili sanki bizim bu buraların 90'ların son halinde gibi. Yani böyle orada da böyle bir özgürlük havası, değişimler, her gün yeni kanunlar çıkıyor, özgürlük şeyler falan. Yani orada bir değişim, bir liberalizm var. Yani tuhaf tabii. Onun başka bir ülke orası. Yani Vatikan gibi bir ülke aslında ama evet, evet. Aynı zamanda bir genç bir tayfa da var. Onlar da bazı takım şeyleri istiyor ve oradaki şeyler yani orayı yürütenler sanki de biraz özgürlük veriyorlar orada. Orada bir yeni bir nefes var gibi. Var, evet. Ve o beni İstanbul'u hatırladı. İstanbul'un 20 sene evvelki hali. Önceki hali. Evet. Ah. Ondan sonra bir o vardı ve o anda onlar filmi çok iyi anladılar. Ve onlar için hiç nostaljik değildi. Onlar için yeni bir şeydi. İkincisi müzikler hiç kokmamış. Bazen böyle müzikler bayatlanır ya. Hiç eskimemişler. Ya da bazı filmler eski. Yok. Müzikler eskimedi. Yani bu sound değişti, bu sound artık yok falan. Öyle bir his yoktu. Yani böyle bu müzikler halen iyiler. Ceza halen iyi, evet. Replikas halen iyi. Evet. Yani böyle progressive rock falan pek değişmedi. Daha geçen hafta Duman konserinde İstanbul'u söyledi. Herkes yine yani coştu, bayıldı. Sezen Aksu hiç eskimiyor zaten. Sezen Aksu halen yani konser vermese de bile yani her yıl, her iki yılda bir plak yapıyor ve illeki yani o plaklarda illeki bir iki parça vardır ki böyle şey klasik parça. Restorasyon. Üçüncüsü. Şey olarak bak bunu biraz uzak doğu felsefeyle bakarsak işte. Bu film veyahut da ben şimdi neysem ya şu andaki halim geçmişim beni yaptı. Şu anki halimi. Şu anki halim 20 sene sonraki halimi şey yapacak. Design yapacak. Ve her an şu an. Şimdi bu otelde oturuyorum. Sanki dün çekmiş gibi olduk İstanbul'da hatırlasın. Yani şu an. Yani o dediğim gibi dün doğaçtım. Tamam değişti buralar. Daha fazla ticari oldu buralar. Eski dükkanlar yok. Yeni dükkanlar var. Ama o altyapı hissi o sokağın o sevgisi onu halen hissediyorum.
Evet, belki dışarıdan gelip görünce daha çok hissediyorsun. Belki. Biz içindeyken fark edemiyoruz belki. Bazı şeylerin. Elimizden kayıp gittiğini düşünüyoruz filan. Bazı mekanlarımız yok. Mojo yok mesela. Ya da işte... Peyote yok. Dün peyoteye gittim, yokmuş artık. yani Emek sineması yok. Yani evet. Bazı çok kötü kayıplarımız oldu bu anlamda. Filmde kaybettiklerimiz de var. Erkin Koray'ı da kaybettik. Selim Sesleri, Hasan Saltı, Müzeyyen Senar'ı kaybettik. Bunlar da bizi hüzünlendiriyor. Tabii ki bunlar yabancı seyircinin çok farkına varamayacağı şeyler. Bizim kendimize ait bir şeyler ama yani filmi bizim hüzünlenmeden izlememiz çok zor. Tabii ki bak şimdi Orhan Pamuk hüzünden bahsediyor ya falan. İstanbul'dan bahsettiği zaman. Aslında o ben zannettim ki o Orhan Pamuk'a ait olan bir şey. Ben olaylara çok hüzünlü bakmak istemiyorum. Çünkü yani böyle eskisi daha iyiydi falan. O gözle bakmak istemiyorum etrafıma. Şu anki an ondan uğraşmam lazım yani. Evet, neyse eğer evet, o. Evet. Yani ve bazı şeyleri kaybettik. Bazı şeyleri kazandık ama. Evet. Yani hep öyle. Var. Evet. Ve öyle yani insanlar yani. Geliyorlar, gidiyorlar yani. Bu işte böyle evet. Maalesef. Yani. Peki yani restorasyondan bahsettin. Sadece teknik restorandan da bahsediyoruz. Hiç içine bir şeyi yeniden bir director's cut koymayı yok. Hiç düşünmedin. Yok yok. Yapmayın. O film o yani zaten bugün seyredersem o filmi bak kendi filmleri pek seyredemiyorum ben. Yani hep hataları görüyorum. Çok çabuk. Yani film böyle 6 ay olsun ortada. Öyle. Zaten yaparken hep seyrediyorum. Yani 200 kere falan yaptığım zaman. Ondan sonra tabii bitiyor iş. Yani ve benim olayım kendi filmi seyretmek değil, yapmak. Evet. Seyirci seyretsin. Evet. Ama tabii ki bazen böyle televizyonda yakalıyorum böyle tesadüfen. Veyahut da bir festivalde oynuyor. Çok seyredemiyorum yani. Duvara karşıyı da çok şey yapamıyorum. Yani çok fazla şey close-up'ları var duvara karşı. Amores contra amores, amores contra amores falan yani böyle. Onun kuvveti başka yerlerde bir farkındayım. Evet. Ama yani sinema dilinde değil. Yani bugün baksam. Ve yani her filmi böyle eleştirebilirim. Yani her filmi ya böyle. Elbette. Ama gelişiyor. Bu filmi İstanbul Hatırası'nı orada yani bütün film çocuklarım. Yani hepsine sevgisi ayrı. Ama yani İstanbul Hatırası'nı onu değiştirmem. Onu bir yerde yakaladıysam kalıyorum orada. Yani onu seyredebiliyorum gerçekten. En böyle kilitlediğin ve bu tamam dediğin filmlerinden bir tanesi o zaman. Yani en film her zaman ifadedir. Ama ifade bulaşıyor başka şeylerle. Yani ticaret, stüdyo bir şey istiyor, bu bir şey istiyor, oyuncu bir şey istiyor. Yani o kendi ifadeni kaybetmemek ve temiz tutmak tabii her zaman kolay değil. Çok çok iyi. Yani ressam değilsin, müzisyen değilsin. Tabii. Film böyle bir ekiple çalışıyorsun. Herkesin bir katkısı var. Ama İstanbul Hatırası'ndaki o ifade en temiz, en bulaşmamış ifade. Yabancı seyirci, Avrupalı seyirciyi İstanbul'a çekti mi sence film? Böyle bir geri dönüş de aldın mı çok? Tabii. Yani. Bu otelden de fark ediyorum. Yani bunları sorun. Yani böyle bayağı böyle bir şey oldu yani. Evet. Böyle bir Türk müzisyen, Türk müzik. Şimdi böyle Alman plak dükkanlarına gittiğin zaman Esit Anatolia falan bunlar hep dinleniyor. Ben yani bu benden evvel de vardı, benden sonra vardı. Altın Gün falan. Şimdi evet. Büyük Ev Ablubuka'da, Gaye Su Akyol. Bunlar dinleniyor Avrupa'da. Bunların böyle bir kilitleri var. Zannediyorum ki İstanbul Hatırası'ndan da bir etkisi vardır. En önemli etkisi değil. Ben bunları yapmadım. Ama onun bir etkisi de var yani. O bir izi bıraktı. Yani Baba Zula'nın bütün dünyada festivallere gitmesi, değil mi? Almanya'da onların record label'i olması, Glitter Records, o yani tabii ki filmle... Türk müziğine katkısı var, İstanbul'a katkısı oldu değil mi? İstanbul'u gelip görmek istedi, bu otele katkısı oldu, Büyük Londra Oteli'ne. Yani o zaman İstanbul Hatırası 2'yi çeksen, bak bu sürü isim saydın değil mi? Bu sefer Gaye Su Akyol olacak içinde. Gene Baba Zula belki illaki olur yani diye düşünüyorum. Altın Gün. İstanbul Hatırası 2'yi çeksen nasıl bir film olurdu? Şimdikinin İstanbul'uyla birlikte düşünürsen eğer. Bir yandan tabii kendimi tekrarlamak istemiyorum. Yani öyle bir şeyim var, öyle bir tribim var. Ama tekrar dönmek de ayrı bir tekrar dönmek tabii. Tabii ayrı bir şey. İkisinin arasındaki değişimi göstermek. Herhalde daha fazla bir siyasi film olurdu. Değil mi? Yani böyle bir şey olurdu. Evet. Bir İlginç olurdu. Kaç takım zorluklar yaşardı.
Şimdi MUBI'de 4K restorasyonuyla tekrar vizyona giriyor ve yepyeni bir seyirci kitlesiyle de karşılaşacak. Belki ilk kez genç bir nesil, yeni bir nesil İstanbul Hatırası'nı seyredecek. Sence nasıl karşılayacaklar? Yeni nesil, senin de şimdi yetişkin bir ergenliği yaşayan bir oğlun var. Ondan da yola çıkarak hani bu yeni neslin bu filme karşı yaklaşımı sence nasıl olacak? Ya şimdi benim oğlan film daha seyretmedi. Ya benim oğlan kendi filmi çok yani yenileri seviyor tabii. Abi benim yazılarımı da okumuyor benim oğlan. Yani böyle neden böyleler var? Kendilerini şey yapmaları lazım. Belki, ne bileyim, belki kendi yollarını çizme çalışıyorlar. Ben bir sürü şeyler kendi çocuğumdan öğreniyorum. Çocuklarımdan öğreniyorum. Yani onlar bana böyle hocalık yapıyorlar. Yani işte ne bileyim Drake, Make falan. Değil mi? Evet. Cardi B. Evet, ben de onu sayesinde keşfediyorum. Ama sadece o değil böyle ne bileyim LGBTQ falan yani o türlü şeyler böyle queer, böyle political correctness, o türlü şeyleri yani onlardan da öğreniyorum yani böyle çok macho takılma baba falan. Evet. Yani o türlü şeyler öğreniyorum. Tabii evet. Ondan sonra bir kızın mı olması da yani. Çok ya, önemli bir şey yani. Ben bir erkekim, evet. Bir kız yaratmışım yani falan. İzliyorlar yani mı bir şey. Diğer filmlerini? Rheingold seyrettiler tabii. O daha tabii yakın tabii. Ve onu da sevdiler. Evet. O yakın onlara. Evet. Yani onun ve işte zannediyorum ki Elveda Berlin'den itibaren filmlerimi seyrettiler. İzliyorlar. Öbürleri eski. Eskileri yani Türk filmlerimi söylesem onları daha henüz seyretmediler. Ama olan böyle büyük bir merakı var. Türkiye. O dedi baba beni de getir. Bir arkadaşla belki geldi. Burada dolaştıktan sonra İstanbul Hatırası'nı seyredecek. Ben zannediyorum ki bugünkü nesil yani İstanbul'daki yani Türkiye'deki MUBI Türkiye'deki nesil bu filmi şimdi keşfederse bence büyük bir rahatlama olacak. Seyirciye. Şu olabilir yani bir anlaşım. Bunlar da bizler gibiymiş. Bunlar da bizim sorunlarla uğraşmışlar evet, bir yandan. Evet. Bunlar da özgür olmaya çalışmışlar bizim gibi ve yani İstanbul Hatırası'nın güzel olan şey ve bunu zannediyorum ki gençler anlarlar. Yani bütün delileri bir araya getiriyor film. Yani bir sürü deliler var o filmde. Hepsi deli. Sezen de deli. Evet. Yani evet. Hepsi yani bir arada. Ve ne bileyim ve cool gözüküyorlar. Yani böyle bir zannediyorum ki böyle bir cringe'lik yok. Evet. Seyrederlerse. Evet, o onları rahatlar o gençleri zannediyorum. Alexander Hake bu filmde çok emeği olan bir müzisyen. O da kendisi de. Bayağı portatif bir setle dolaşmış elinde şeyle. Onun müziği de etkilenmiştir bundan sonra herhalde değil mi? Bu filmden sonra. Tabii o zaten o şeyden yani Einstürzende Neubauten onun ünlü grubu onlar bir ara vermişti. O basçıydı Babazula'da. Bayağı böyle Babazula'nın tura gitti falan. Onunla beraber takıldılar evet. Sonra. Evet. Ondan sonra The Cut'ın müziğini yaptı. Hakkı. Ve yani en başarılı film müziğimlerden bir tanesi o oldu. Ve tabii ki buradaki öğrendikleri şeylerden işte Anadolu. Yani İstanbul'da Anadolu sonuçta. Yani İstanbul Anadolu'nun bir ifadesi. Evet. Yani çünkü Anadolu'dan buraya geldiler ve ifadelerini bırakıyorlar her yerde yani her köşede. Ve onu da yakaladı ve onun müziğinde bu var ve aynı zamanda burası çok böyle bir gel git bir piyasa var bu müzik kültüründe İstanbul'da ve o da böyle bir gel git yani böyle bir belli bir yeri yok onun. İşte bir gün orada bir gün burada yani bir göç o da. Evet, tabii Türkiye kültürüyle ilgili daha sonra iki belgesel daha dünyayı dolaştı. Kedi ve Aşk, Mark ve Ölüm. Bunları izledin mi? Evet, ben... ikisini de izledim. Evet, yani, güzel filmler, çok güzel filmler. Bu üç sanki bir paket oluşturuyor değil mi? İstanbul ve Türk müziği. Evet. Özellikle de yani. Dolayısıyla bunlar da aslında MUBI'de hep izlenmiş filmler. Şimdi İstanbul Hatırası da MUBI'yle tekrar... yeniden gündeme gelecek, yeniden izlenecek ve belki konuşacağız, konuşmaya devam edeceğiz. Sen de İstanbul'a yıllar sonra bir daha geldin. Çok güzel oldu seni burada görmek. Büyük Londra Oteli'nde buluşmak harika oldu.
Yani yine İstanbul'da bir film çekmek ihtimalin var mı? Var, biz tabii. Çok istiyoruz. Tabii. Açıkçası. Tabii ya, ve bu da yani benim son... Bak, bazı filmler var, içten dışarı gidiyor. Hı hı. Duvara Karşı gibi, İstanbul Hatırası gibi, Yaşamın Kıyısı gibi, Paramparça gibi. Bir de bazı filmler var, dışarıdan içe giriyor. Altın Eldivan, evet. Elveda Berlin, Rheingold. O tür filmler böyle daha marangoz gibi yaptım. Hı-hı. Ve bu önemli yani, çünkü sanat sonuçta handcraft. Hı-hı. Yani Vimeo'ya diye bakarsan, yani adam hep uğraşmış yani ışığı nasıl yakalayacağım, hı-hı, ışığı nasıl yakalayabileceğim. Yani belki ne kadar kendi içindeki ifade ediliyor, onu bilemiyorum. Ama onun şeyi, derdi yani ışığı nasıl yakalayabileceğim. Ve bunlarla uğraştım, evet, son filmlerimde. Ve gençken işten dışarı çıkıyor filmler. Hmm. Bir saatten sonra onun frekansı azalıyor. Yani ben yani her iki yılda bir film yapıyorum ve içinde olan şeyleri anlattım zaten. Hmm. Yani yeni bir şey çıkması gerekiyor, çünkü artık böyle 7-8 sene falan sürüyor. Evet. Çünkü biraz biraz yavaş tecrübeleştiriyorsun. Yani hayata farklı bakıyorsun. Evet. Ve bir düşünce yerine getirene kadar böyle tecrübenden böyle hesaplıyorsun ve bu birkaç sene sürüyor. Ama yine ben her iki senede bir film yapmak istiyorum. O yüzden marangoz olarak da çalışıyorum, hı-hı, ve çalışabiliyorum. O da ayrı bir şey. Şey demek istemiyorum yani, onların kalitesi şeyden daha az veyahut da daha iyi, diğer filmler daha iyi. Onu demek istemiyorum. Ama yani sanki bu bütün marangozluğu şu nedenle yapmışım. Yani yarın öbür gün gene buraya geleceğim. Gene buradan bir şeyler içinden dışarı çıkacak. Onları daha iyi ifade edebilirim diye, daha iyi yapabilirim diye. O yüzden böyle sanki bir Rocky gibi böyle çalışmışım. Evet, yani evet, öyle bir hedefim var. Burada çok 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 anlatacak hikayeler var. Evet, evet. Özlediğim hikayeler var. Zannediyorum ki o hikayeler de beni özledi. Hmm. Ve eninde sonunda burada devam edeceğim. Bir yandan ikincisi de yani böyle bu çok şey, bu çok praktik anlamından. Avrupa değişiyor. Avrupa radikalleşiyor. Evet. Evet. Bu seni endişelendiriyor mu? Tabii. Evet. Tabii. Çünkü sonuçta şöyle endişelendiriyor. Bu benim ekmeğim de yani. Hı-hı. Bu benim kiram, ailemi geçirmek falan. Yani bu işim bu da aynı zamanda. Ve benim filmler Almanya'da, filmin bütçelerin %50'si Alman devletten finance edilen, sponsorluk yapılan filmler. Diğerleri Warner, Mubi falan, ama diğer tarafı devlet. Şimdi aşırı sağa gelirse ilk olarak ne yapacaklar? Onlar bu para pınarları, evet, kesecekler. Kültürden. Bu ende sonda olacak. Amerika'ya gidemem, çünkü Amerika sıfırdan başlarım ve 50 yaşındayım. Ben artık bu saatten sonra bir yerde sıfırdan başlayamam ve başlamak istemem. Buraya dönersem eğer sıfırdan başlamam. Nereden başladığımı bilmiyorum ama sıfırdan değil. Burada bir belli bir noktam var. O yüzden de o gözle de bakıyorum yani. Belki rüzgarlar beni ve ailemi buralara esebilir yani. Bilmiyoruz. Çok bekliyoruz heyecanla. İnşallah olmaz. Ama olursa da. Hayır, senin kendi içinden gelen bir hikayenle seni burada yine bu dekorlar içerisinde bir filmde, bir hikayede görmeyi çok isteriz açıkçası. Ben şahsen heyecanlanırım yani. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Hatırası'nı bize kazandırdığın için tekrar. Biz de bu filmi bugünün gençlerine keyifle izletmek amacındayız. Ve hep birlikte belki yeniden coşacağımız, hep birlikte eğleneceğimiz bir İstanbul'a yeniden kavuşuruz. Seni tekrar burada filmlerle, yeni filmlerle, yeni filmlerini çekerek ağırlamayı çok isteriz. Çok teşekkür ediyoruz. Burada da Mubi yayınımızda da bizimle birlikte olduğun için. Herkese iyi seyirler diliyoruz şimdiden. İstanbul'a transfer.